İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı Beylikdüzü'nde de etkisini gösteriyor. Meteorolojinin tahminlerine göre kar kalınlığının 30 cm'yi aşacağı Beylikdüzü'nde belediye ekipleri kış şartlarının olumsuzluklarını vatandaşlara hissettirmemek için özveriyle çalışıyor. Biz 10 mahallemizi 8 bölgeye böldük. Diğer metrobüs hatları ile sağlık üniteleri, ibadethanelere ulaşabilmek için de bir ekip kurarak 9 ekiple beraber bölgede 24 saat esasına dayalı 250 kişilik ekiple çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. 62 araçla beraber bölgemizin 50 noktasından hareketle beraber çalışıyoruz. İşte aşağı yukarı yaklaşık 500 ton civarında bir tuz sarf ettik şu ana kadar. Metrobüs hatlarındaki ulaşımı sağlamak için bizim bölgemizdeki 6 tane metrobüs durağının üst geçitlerinde çalışmalarımızı yaptık, camilerde yaptık. Bugünü şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde arkadaşlarımızla beraber tamamladık. Hava ve yol durumu nedeniyle tedavisi sıkıntıya giren hastalar için Sağlık İşleri Müdürlüğü de çalışmalar yürütüyor. Bütün hastalarımız yine çağrı merkezinden bize ulaşabiliyorlar. Bütün ekip olarak hazırız biz. 2 ambulansımız, 3 tane engelli nakil aracımız, liftli. Acil durumlarda ya da programlı hasta randevuları var ise onları taşımaya devam ediyoruz. Kar kış bizi engelleyemez. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü de sokak hayvanlarına 7/24 yiyecek dağıtıyor. Barınak içinde misafir ettiğimiz sokak hayvanlarımızla ilgili bir kere kulübe iyileştirmelerimiz var. Kulübeleri yeniledik, kulübeleri tamir ettik. Kulübe girişlerine işte brandalarla giriş çıkışta içeriye kar girmesin diye bir takım önlemlerimizi aldık. Normalde günde bir sefer beslenen hayvanlar sabah akşam iki sefer besleniyor. Ve bu konuda bizim sokak hayvanlarının beslenmesi için mutfak birimimiz ciddi bir mesai harcıyor bu konuda. Yemekle ilgili ve şeyle ilgili, ekmekle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Depomuz dolu. Kuru mama olarak da depomuz dolu. Bu kış şartlarında hem barınak içinde hem barınak dışındaki bütün hayvanlarımızı besleyebilecek kapasitemiz şu anda mevcut. Yani ben dün işe giderken sabahtan hani sabah şunu görmüştüm. Tuzlama araçları yolların kenarında bekliyorlardı. Zaten tuzlamalar yapılmış, yani karı temizleyecek olan araçlar bekliyorlardı. Dün gece ben bölgeyi gezdim ilerleyen saatlere kadar. Beylikdüzü Belediyesi'nin ekipleri geçen seneye nazaran bu sene daha iyi çalışma sergilediler. Yani yolları açtılar. Tabii önemli olan burada ana harteller. Yoğun bir şekilde çalışma vardı. Belediyeler sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar. Tuzlama ve yol kavama hiçbir şekilde yok. Her yer yollar açık. Ya bugün okullar tatil oldu sağ olsun mahallemiz. Biz de gezmeye çıktık. Kışın tüm olumsuzluklarına rağmen Beylikdüzü halkı karın tadını çıkarmayı biliyor.